Tamam aldım aldım. Ha. Tamam. Tamam. Dur tak. Anne kız var, altında ahşapları da sağlam duruyor. Şu bir şey bak ya. Buranın sıcaklığı sabit mi? Aslında daha serindi. 25'lerde olması lazım. Şu an 30'a çıkmış. Biraz yüksek. Ama nem oranı normal. Nemini özellikle burada hani. Tamam. Tutar. Anne kız var. Altında ahşapları da sağlam duruyor. Allah Allah. Şu işe bak ya. Buranın sıcaklığı sabit mi? Aslında daha serindi. 25'lerde olması lazım. Şu an 30'a çıkmış. Biraz yüksek. Ama nem olanı normal. Nemli özellikle burada hani. Oo. Aa, siz biliyor musunuz? Burada ne? Fotoğraf aldın mı? Arkeoloji müzesi ne zaman tamamlanacak başkanım? İnşallah bugün yapmış olduğumuz değerlendirmeler ve bakanlıkla kurduğumuz irtibat neticesinde yaptığımız görüşmeler sonucunda önümüzdeki yıl Mayıs ayı itibariyle burada gerçekleştirilecek olan göçebe oyunlarına kadar tamamlanacak ve açılışını gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Ben bu vesileyle Kültür Bakanlığımıza, Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve elbette ilçe müze müdürümüze, kültür müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Tabii İznik sadece İzniklilerin ya da Bursalılar için önemli bir kent değil. İznik dört medeniyetin buluştuğu, tarihi ve kültürel atmosfere sahip çok önemli bir yaşam birimi. Önümüzdeki yıl göçebe oyunlarının burada gerçekleştirilecek olması da İznik'in bu bakımdan hem tanıtımına Türk dünyasında vesile olacak hem de kültürel olarak, turistik olarak burada birçok yerden gelecek ziyaretçileri ağırlama fırsatı bulacak. Bu vesileyle İznik'i dünyaya daha güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Son dönemde İznik'te önemli yatırımlar yapıyoruz. Hemen burada yakında bulunan sizlerin de bildiği gibi Militer Hatun Türk İslam Eserleri Müzesi'ni açmıştık. Şimdi de buraya Arkeoloji Müzesi'ni inşallah tamamlayacağız ve açacağız. Diğer taraftan yollarımızı şu anda yeniden ele alıyoruz. Orhan Gazi İznik arasındaki yolun yapımı süratle devam ediyor. Daha evvel Büyükşehir Belediye Başkanımız malumunuz burada sahil bandında önemli bir çalışma yaptı. Rehabilitasyon çalışması yaptı. Bu gerçekleştirilmiş oldu. İznik Belediye'miz önümüzdeki süreçte inşallah bir kültür merkezi, bir aile yaşam merkezi, belki de bir daha geniş anlamlı bir kültürel merkez gerçekleştirecek. Dolayısıyla hizmet odaklı bir siyaset güden AK Parti İznik'te de bu özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bugün üreticilerimiz de bir araya geldi. Gerçekten üreticilerimizin memnuniyetini gözlerinden okumak mümkündü. Neredeyse dönüm başına 30-35 bin liralık bir gelir temini, ki maliyetler düştükten sonra gelir temin edebildiklerini gördük. Özellikle Nektarin'de, Erik'te bu anlamda çok önemli bir kazanım elde ettiklerini gördük. Üretici mutlu, İznik'te yaşayanlar mutlu. Dolayısıyla biz insanımızın gözlerindeki mutluluğu, sevinci gördükten sonra bizler de mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ondan aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu ülkeyi 20 yıldan bu yana hangi noktaya getirirsek ondan sonraki süreçte de aynı şekilde değiştirmeye, dönüştürmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Milletimiz bize güvensin. Olacak bunların bir bedel. Ama ona karşılık siz bu projeyi bunun içinde yine bir tane anne kız lafımız vardı. İzmir'in nekropolüne çekmiş. Şu anda burada değil mi? Evet evet, alan içinde. Onun içinde anne kızın cesedi var. Onu hemen sergi alanına koyacağız. Üstüne bir... Nasıl bozulmamış şekilde? Bayağı bozulmamış. Yani nerede? Orada mı? Görebiliyor muyuz? Tabii görebiliriz. Nerede göreceğiz? Bunu...